Olmuyor mu tek başına elektrik süslüsüz yaşamak olur? Adamlar alıştık biz kardeşim. Hepsi de çocuğumun kalbi delik. Ben kimse yardım eden yok. İsteniyorum ben, dileniyorum, öyle oluyor her şey. Peki nasıl çıktı yangın? Elektrik, bir şey mi yapmaya çalıştınız? Yok, cehennem suyumuz yok ki. Öyle yaşıyoruz dedem. Sadece... Sobadan mı çıktı abi? Sobadan çıktı. Şey, kömür sobası mı? Onlar bir sevinsin ben. Amacımız o zaten, evet. Dileniyoruz kardeşim. Evet. Yalan değil. Benim çocuğumun galibi delik. Kimsenin umurunda değil. Medya şöyle bir sunun ki cümle alemi görsün abi. Benim kocam çocuğum için firar etti. Cezaevinden güzel kardeşim. Onu aldılar. Bir sene disiplin verdiler. Daha çok rezil olduk. Şu anda kocam cezaevinde. Biz kötü durumdayız yani. Kimse bizi yardım eden yok. Yani. Zor kurtar. Yani. Nasıl oldu? Nasıl fark ettiniz? Abi, bir saniye. Yangın nasıl fark ettiniz? Zaten zaman yanında şey vardı, koltuk vardı. Koltuk yanmaya başlayınca zaten biz hani son anda ben uyandı, ailemi, bütün ailemi atışa arattım. Gerçekten var, benim çocuğumun kalbi delik. Ben uğraşıyorum yani, hiçbir bakan yok. Kaç kere mücadele ettim yani. Yalan değil, dileniyorum öyle yani ben. Ya çocuklarıma ekmek getiriyorum, yalan değil yani. Geçti. Karşıda kim oturuyordu acaba yanan yerde? Bilmiyorum. Peki abla yangını nasıl baktın? Ya karıştı karıştı balkondan baktım yani. Anladım dumanı. Geçmiş olsun. Siz mi indirir yani, yalnız değil mi, değil mi? Ben oğluyum, damatla beraber. Balkona çıktım, alevler çıktı üst kattan. Hı. Farkına vardık, hemen indik hepimiz. Teyzeyle beraber miydiniz? Evet, felç yürüyemiyor. Hemen damat geldi, kucakladık böyle arabasından getirdik.